Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber RotoBrush Tool'da çizim yaparken oluşan hatanın nedenini göreceğiz ve bunu çözmeye çalışacağız. Bugün sizler için hazırlamış olduğum iki tane video var. Biri 25 FPS, biri 30 FPS. Bunların FPS değerlerinin farklı olmasının nedenini şimdi anlayacaksınız. Çünkü önemli. Kompozisyon için de önemli bir şey. Burada hem size videonun FPS değerinin RotoBrush Tool'a ne kadar çizim yaparken önemli olduğunu ve kompozisyonumuzun FPS'inin de ne kadar önemli olduğunu göstereceğim. Şimdi ben buradan direkt bir kompozisyon oluşturacağım. Şuraya tıklıyorum. Create a new composition. Tıkladım. Kompozisyonumun ismini RotoBrush çizim yapacağım. Şimdi burada değerlerimize bakalım. 1920x1080, tamam, bu kalabilir. Burada da frame rate. Burası önemli olacak. Az sonra size göstereceğim buranın önemini. Burası şimdi böyle kalsın. Frame rate. Okey'e bastım ben. 25 FPS videomu aldım. Şimdi aslında size şeyi de göstereceğim. Kompozisyon alırken öyle sadece open'a basmayan diye frame rate'i de kontrol etmeniz lazım. Ama şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şimdi ben buradan bir kısmı keseceğim bu videodan. Şurayı keseceğim. Tamam. Şurayı kestim. Şimdi burayı kompozisyon başına getirdim. Şu çalışma alanını belirleyeyim. Belirleyemiyorum. Tamam. Neyse, belirlemeye de gerek yok. Buraya basıp ne yapsanız da olur. Sonra buradan Trim Comp the Work Array'dan videonuzun uzunluğu kadar bir kısmı doldurmuş oluyor. Bu da bir aklınızda bulunsun, belki bilmiyorsanız diye. Şimdi bunu da ekranımıza sabitleyeceğiz. Yani ekranımıza sığdıracağız. Bunu da Transform Fit to Comp'dan veya CTRL Alt F kısa yoluyla yapacağız. Ben genellikle CTRL Alt F'yi kullanıyorum ama şimdi Fit to Comp'a basacağım. Gördüğünüz gibi sağ tık Transform Fit to Comp. Zaten biz 1920x1080 seçtiğimiz için ve burada gördüğünüz değer 1920x1080 olduğu için burası Fit to Comp yapmadı. Mesela durun, içimde kaldı. Fit to Comp'u göstermem lazım. Şuraya 1020 yapayım mesela. Sığmayacak. Mesela böyle oldu ya. Şimdi Fit to Comp yaparsak işleyecek. Az önce işlemedi çünkü aynı değerdeydi videomuzda kompozisyonumuz. Bakın Fit to Comp da işledi. Ama neyse, şimdi burada Ctrl Z yapıp bir daha Ctrl Z yapalım. Ha. Eski haline geri döndü. Ben RotoBrush Tool'u aktif hale getirmem için videomu iki kere sol tıkla bastım. Ve Alt W kısa yolu veya burada RotoBrush kısmına tıkladım. Şimdi mesela ben bir yere ayırmak istiyorum o videodan. Orayı da ayıramayacağım. Nedenini de göstereceğim. Bakın. Çizim yapıyorum, olmuyor. Altta da bir uyarı çıkıyor. Bunu isterseniz Türkçe'ye çevirebilirsiniz, oradan anlayabilirsiniz ama benim kafam çok karışmıştı. Ben deneye deneye bulmuştum bunu. Güvenebilirsiniz. Diyor ki frame rate'ler uyuşmadı diyor. Bunun için diyor katmanınızın da 25 FPS ile beraber kompozisyonunuzun da 25 FPS olması lazım diyor. RotoBrush'ta Refine Edge Resolution kullanması için diyor. Şimdi biz bunu nasıl ayarlayacağız? Composition kısmına geleceğiz. Gelmenize aslında gerek yok. Buradan mesela Project kompozisyonunuz seçiliyken Composition kısmından Composition Settings ve bu frame rate'i 25 yapacağız. Bakın, ben videonun başında söylediğim yere geldim. Burayı 25 yapıyorum. OK'ye bastım. Evet, mesela sanıyorsunuz ki burada olay çözüldü. Bakın, ben çizim yapıyorum, işlemiyor. Yine İki tane sorun oluşuyor ya da bir tane sorun da oluşabilir. Burada altta uyarı çıkmadığı sürece siz çizim yapabilirsiniz. Composition'a geldim. Bakın. Burada Resolution bölümümüz var. Burada full yapmamız lazım. Bazen half yapıyoruz. Videomuz daha hızlı keşedesin diye, render alınsın diye. Ha, bazen half yapıyoruz ama buranın full olması lazım. Yoksa çizimimizi yapamayız. Full'e tıkladım. Layer, bakın. Şimdi mesela ben bu ağacı ayırmak mı istiyorum? Geldim. Bastım.
Bir daha basayım. Bunun nedeni ise bakın şurayı uzatmanız lazım. Özür dilerim. Alt W. Ha, pardon, çok özür dilerim. Benim kafam gitti. Şimdi burayı yaptık ya, mesela alt tuşuna basarak da ekranı eksiltebiliyoruz. Şimdi olması lazım. Ha, tamam oldu. Artık rotobraşa çizim yapabiliriz. Mesela ben rotobraşımı geri alayım, anlayacaksınız. Bunu sildim. Bakın yeniden başka bir yer çizeyim. Ağacı çizeyim. Çiziyorum. Bakın. Yani tabi bunun ufak tefek ayarlamaları var. Bunu yapabilirsiniz. Ben şimdi sadece size gösterdim. Yeniden siliyorum. Şimdi kompozisyondaki frame rate'imizin önemli olmasını bir daha göstereceğim. Burada aslında bir sabit değişken videolarımız oluyor. Şimdi ben bu videomu siliyorum. 30 FPS'lik videomu koyuyorum. Kaçtık kompozisyon değerimizi? Biz 25'e indirmiştik. Alın bakın. Burası da full kalsın. Artık bu uyarıyı vermeyecek. Bunu da size kanıtlamış olacağım. Şimdi şu videomu geleyim. Herhangi bir yerine. Şuraya. Heh, mesela şuraya ne edersen. Evet. Tüm videoma ulaşmış olayım buradan. Şöyle geleyim. Heh. Burayı keseyim mesela. Şuraları sileyim. Geleyim buraya. Aslında çok mu kısa kestik? Bilmiyorum ama. Şöyle uzattım. Çalışma alanıma sığdırdım. Şimdi bakın burada yeniden fit to comp yapacağım. Bunun da önemini yine göreceksiniz. Bakın gördüğünüz gibi videoma sığdırdı. Burayı da fit yapacağım ki tam göreyim ekranı. Rotobrush'ı çalıştırmak için iki kere tıklayacağız. Bizi layer katmanına atacak. Böyle rotobrush'ımızı çalıştırabiliyoruz. Şimdi olmayacak. Bakın çiziyorum. Şimdi diyor ki kompozisyonunuzu 30 FPS ayarlamanız lazım diyor. Bakın bunu da yeniden nasıl yapıyoruz? Böyle de yapılabilir composition seti. Çünkü burada bir tane kompozisyon olduğu için oraya bastığımızda oluyor. Ama mesela eğer 2-3 tane kompozisyonumuz varsa bu kompozisyonun üstüne tıklayarak yapacağız. Kompozisyonun üstüne tıkladım. Composition settings. Buradaki frame rate'imi videonun aynı frame rate ile eşleştireceğim. Bakın, durun, sensor yaptım. Bir ya kaydetti. Bakın, bu info kısmı da çok önemli. Siz Autobrush Tool'la çizim yapmadan önce birincisi info kısmından videonuz kaç FPS'miş ona bakın. İkincisi de kompozisyonunuzu bu videonuzun FPS'ine göre ayarlayın. Bakın 30 FPS diyor. Ben şimdi kompozisyonumu 30 FPS ayarlayacağım. Geldim. Composition settings 30 FPS. Ayarladım. Evet, ayarladım. Yeniden işlemeyeceğini göstereceğim. Yeniden iki tık yapıyorum. Bakın bu hatayla da karşılaşıyorsanız Caps Lock tuşunuzu kapatmanız gerek. Eğer çünkü ekranınız gözükmez böyle olunca. Tamam, kapattım Caps Lock tuşumu. Şimdi iki kere yeniden tıkladım. Zaten layer katmanına bize atmış. Bakın burayı çizilmiş olarak verdi. Siz mesela bunu da yok etmek istiyorsanız Effects and Controls'tan Roto Brush efektini Delete ile silmeniz lazım. Bakın ben yeniden çizeceğim burayı. Çizdim ve böyle oldu. Aslında çizemedim. Yeniden Delete yaptım. Böyle yaptım. Mesela böyle çizdi, anladınız mı? Yeniden çizim yapabilirsiniz burada. Eğer mesela videonuzda ayıracak kısımları dediğim gibi çizim yapabilirsiniz. Burada size Rotobrush Tool'la çizim yaparken oluşan hatanın çözümünü gösterdim. Umarım işinize yaramıştır. Videolarımı da izlemek için kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz. Sık sık video atmaya çalışacağım ve umarım videoyu yaptıktan sonra bunu uygulayabilirsiniz ve sorununuzu gidermiş olursunuz. Takipte kalın diyorum ve hoşça kal.